senin bu 15 tane adamın yok. Bunlar hala CHP koltuklarında duruyor. Erdoğan mecliste 23 Nisan özel oturumunda yaşanan gerginliği de değerlendirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve grup başkan vekili Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Nasıl olsa Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor, oradan bol bol sallıyorsun. Bir de edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Sen bu el kol hareketini yaptırmam ya, AK Parti Genel Başkanı'na belki yapabilirsin. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na yapamazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adayı ol çağrısı da yaptı. Bay Kemal, zaman geçirme. Gel hemen aday oluyor. Niye sağda solda arayıp duruyorsun ya? Bir genel başkana da yakışır aday olmak ya. Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olacağı iddiası için benim öyle bir derdim yok dedi. Cumhurbaşkanı 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağını göreceğiz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra kürsüye çıkan CHP grubuna konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız dedi. Önümüzde seçimler var. Bir, bu seçimler 24 Haziran seçimleri bir parti seçimi değildir. Bu seçimler kişisel kavga alanı değildir. Bu seçimler kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kişisel olarak hiçbir beklentim yoktur. Benim derdim vatanım. Biz geniş bir ittifakı sağlamak zorundayız. Herkes parlamentoda bir şekliyle yerini almalıdır. Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin aydınlığa çıkması için her türlü özveride bulunuyoruz ve bulunmaya da hazırız. Demokrasi için kimler bir araya geliyorsa birlikte hareket etmek zorundayız. Biz önce 301'i aşacağız, sonra %60'la Cumhurbaşkanlığını alacağız. Bir ezber bozduk. 15 milletvekili arkadaşımız kalktı İYİ Parti'ye geçti. Vay efendim nasıl yaparsın? Sen kumpas yapacaksın, ben gözlerimi kapatacağım. Yemezler. Demokrasiyi sonuna kadar savunacağız, sonuna kadar. Muhalefet Cumhurbaşkanlığı için aday arayışında ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı bitti. Bitti ama bugün iki önemli toplantı daha var. Önce MYK sonra da parti meclisi toplanacak. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün neler bekliyor? Serkan Kaya takip ediyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan biteni toplantıları. Serkan neler olacak bugün CHP'de? Aslında uzun süredir atıfta bulunulan partinin yetkili kurulları bugün son toplantılarını gerçekleştirecekler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı yarışındaki adayının ismin belirlenmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verilmesi bugünkü toplantılardan beklenen sonuçlar arasında en önemlisi olarak öne çıkıyor diyebiliriz. Önümüzdeki dakikalar içerisinde MYK toplantısı başlayacak, ardından parti meclisi toplantısına geçilecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasının ardından genel merkez binasına geldi ve iki toplantıya da başkanlık yapacak. Uzun süredir anket çalışmaları vardı. Belirlenen isimler üzerinde parti tabanının ne tür tepkiler vereceği ölçülüyordu genel merkez tarafından. İşte o sonuçlar, o anketlerin sonuçları, hangi isimlerin görüşüleceği elbette parti meclisi ve onun öncesinde MYK'da gündeme gelecek ve günün sonunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na aday isminin belirlenmesi için yetki verilmesi bekleniyor Seda. Ankara'da hızlı bir ittifak trafiği söz konusu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Koramoğluoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü bir yandan da. Ve her iki isim de bu temaslar sürecek dedi. Karamollaoğlu'na 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı da soruldu. Kendisi kendileriyle görüşeceğiz diye yanıtladı. İyi Parti'nin bizlerin önüne kurulan tuzakların, hilelerin aşılmasında Sayın Temel Karamollaoğlu ve arkadaşlarının katkılarını biz yakinen biliyoruz ve kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Aynı zamanda İYİ Parti olarak seçimlere giderken
tuzak ve hile kovma masası organize etmeyi düşünüyoruz. Görüşmelerimizin süreceğini buradan sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye'mizin geleceği hakikaten bu seçimlerle belirlenecek. Bu dönemde elbette ittifaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bir kutuplaşma, bir kamplaşma olarak da görmüyoruz. Tekrar kendileriyle de önümüzdeki bu haftanın sonuna doğru bir görüşmemiz vuku bulur. Gelişmeleri bir defa daha son kertede neticelendirmeye çalışacağız. Görüşeceğiz. Elbette görüşeceğiz. Ve geçelim AK Parti'ye. Orada da önemli bir toplantı var. AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Tabii toplantı gündemini tahmin etmek zor değil. Seçim kampanyasını konuşacaklar. Dönelim bir kez daha Ankara'ya. Bu kez Özden Erkuş'ta söz. Özden. Milletvekilleri adaylarını belirleme süreci en dikkat çekici süreçlerden biri olacak bu dönemde. Bu toplantıda da aday adaylarının belirlenme sürecine ilişkin takvimin başlatılmasını bekliyoruz. AK Parti'de başvuru kabul süresinin 5 gün olarak belirlenmesi, erkek adaylar için 6.000 lira, kadın adaylar için 3.000 lira, engelli adaylar için ise 1.000 lira başvuru ücreti alınması planlanıyor. Aday belirleme sürecinde yine temayül yoklaması ve mülakat yönteminin de kullanılması bekleniyor. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi 3 dönem kurulu yine ele alınacak bir başka konu başlığı toplantıda bu kurala takılan, bu nedenle aday olamayacak bazı isimler var. İşte bu kuralın esnetilmesi için MKYK'nın bu yetkiyi MYK'ya devretmesi de bekleniyor toplantıda. Bir süredir devam eden ilçe kongrelerinde başka olan isimlerin milletvekiline aday olmaması yönünde de genel bir eğilim olduğunu söyleyelim AK Parti Genel Merkezi'nde. Tabii miting programı da ele alınacak, bunu da aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingleri 28 Nisan tarihinde İzmir mitingiyle başlayacak. 6 Mayıs'ta ise İstanbul'daki İl Kongresi'nin yanı sıra bir de miting düzenleyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir taraftan da seçim beyannamesi ve seçim manifestosuna ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bu toplantıda da onun detayları, ayrıntıları ele alınacak. 6 Mayıs'taki İstanbul Kongresi ve mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti'nin seçim manifestosunun açıklanmasını bekliyoruz. Seçim beyannamesi ise aday tanıtım toplantısıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. İşte tüm bu başlıklar önümüzdeki dakikalar da başlamasını beklediğimiz MKYK toplantısında kapsamlı şekilde ele alınacak. Geçelim gündemin diğer satır başlarına. Depremle sarsılan Adıyaman yaralarını sarıyor. 15 vekilden bahsediyoruz. Engin Altay hafta sonu açıklama yaparken boyunları bükük bir şekilde vekiller de İYİ Parti'ye geçmeyi bekliyorlardı. Şimdi aslında İYİ Parti'ye geçen bu vekiller çok zor bir seçimin arifesinde. Çünkü İYİ Parti eğer barajın altında kalırsa o zaman milletvekili olma şanslarını da yitirecekler. İşte bu nedenle bu arkamdaki vekillerin Kılıçdaroğlu'na karşı büyük tepki duydukları da belirtiliyor. 15 milletvekili arkadaşımız genel başkanımızın talimatıyla bir parti görevini yerine getirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliğinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip İYİ Parti'ye geçmişlerdir. Tarih onları demokrasiyi ve demokratik yarışı kurtaran kahramanlar olarak yazacak. Kılıçdaroğlu talimat verdi. 15 CHP'li vekil istemeyerek de olsa seçime girebilmesi için İYİ Parti'ye geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup 15 sayın milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti'ye katıldılar. Peki bu vekiller hangi partiden aday olacaklar? Önlerinde iki yol var. Ya seçimlere İYİ Parti'nin listelerinden girecekler ya da istifa edip yeniden CHP'ye dönecekler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasi ayıbına karşı demokrasi arayışımızı sürdüreceğiz. İYİ Parti seçimlerde CHP ile ittifak yapmazsa bu 15 CHP'li vekilin seçim barajına takılma riski ortaya çıkacak. Yeniden CHP'ye dönmeleri durumunda ise bu kez İYİ Parti ile ilgili sıkıntılı bir süreç yaşanacak. Öncelikle İYİ Parti mecliste grup olma yeterliliğini kaybedecek. Meral Akşener grup kararıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterilmişse partisi grup vasfını kaybedeceği için adaylığının düşme riski söz konusu olacak. CHP'li 15 milletvekili için risk taşımayan tek formül ise CHP ile İYİ Parti'nin ittifak yapması.
Bu durumda 15 milletvekili İYİ Parti'den aday olsalar bile seçim barajına takılmadan ittifak oylarıyla yeniden milletvekili seçilebilecekler. İYİ Parti seçimlere kadar meclise grup olmaya devam edecek. Aksi halde bu 15 CHP'li vekilin siyasi hülle kurbanı olması ihtimali çok yüksek. Evet, şimdi gelelim uyum paketine. 10 maddelik o uyum paketi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi ve Meclis Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesi bekleniyor. İşte o uyum paketi meclisten çıkar çıkmaz da YSK seçim takvimini